9 Ekim'den bahsedebilmek için aslında bu bunu tek bir tarih olarak ele almamız doğru değil. E, bu mesele 100 yıllık bir meselenin bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Yani bu ülkede e, Cumhuriyet tarihinden bu yana devam eden demokratikleşme, kimlik sorunu, dil sorunu bunun bir devamı olarak değerlendirilebilir ve bu da bunun bir tezahürü olarak görülebilir. Ee, uluslararası dengeler içerisinde 9 Ekim bir belli mutabakatlar sağlanarak gerçekleştirilen bir tarih oldu. Sonrası da bir dizi hukuka, hukuka aykırılıklarla devam etti. Örneğin bir insanın siyasi sığınma talepleri kabul edilmedi ya da gayri hukuki bir şekilde kendisine İç mevzuatların belirtilmiş olduğu bilgilendirme yapılmadan e, Türkiye'ye teslim edildi. Tabii Türkiye'deki yargılanması, yargılanma süreci ve bundan sonraki hukuksal gelişmeleri zaten e, hepimizin iyi bildiği üzere e, belli ihlallerin gerçekleştiği bir süreç olarak da görebiliyoruz. Bizim mevzuatımızda da var bir birey teslim edilecekse başka bir ülkeye bunun belli bir hukuksal mekanizmalardan geçmesi lazım. Örneğin bir gece ansızın çıkıp da buradan gidiyorsunuz denildiğinde aslında bu kendi iç hukuklarını da kendi iç mevzuatlarını da uygulamadığını gösteriyor. Keza bir büyük elçilikte tutulurken Kenya'da dahi kendisine Türkiye'ye teslim edileceğine dair e, sağlıklı bir bilgi verilmedi ta ki e, Türkiye yetkilileri oraya geldiğinde e, o zaman kendisi meseleyi anlıyor. Ama biz şunu iyi biliyoruz ki bir birey ola, e, ki başka bir ülkeye teslim edilmek istenmiyorsa ve teslim etmek isteyen ülke Hayır bunu ısrarla yerine getirmek istiyorsa, bunun yasal mevzuatını uygulamamız gerekiyor. En başından şöyle e, anlatırsak. Bizim ülkemizdeki iç mevzuat bir, bir vatandaşla ilgili e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişiyle ilgili bir sınır dışı ya da başka bir ülkeye bir suçtan dolayı teslim prosedürünü ger başlatacaksa kişiye bunun bilgilendirmesini yapar. Kişi bununla ilgili varsa yasal yollarını kullanır ve bu yasal prosedürler bittikten sonra, bu başvuru mekanizmaları bittikten sonra bu iade süreçleri gerçekleşir. En basitinden bir bilgilendirmeme, iki kişinin teslim edilmeye karşı itiraz yollarını kullanması için yeterli imkanlar tanınmadı ve hukuksal başvuruları yapması engellendi. Uluslararası komplo bu yönüyle aslında dünya ülkelerinin gerçekten bir hukuk devleti olma standartını taşıyıp taşımadığı açısından önemli bir sınavdı ve bu ülkeler aslında politik meseleler olduğunda ya da uluslararası dengeler olduğunda kendi iç hukuktaki mevzuatlarını dahi uygulamadıklarını görüyoruz. Bu yönüyle aslında bir Komplo tanımlaması yapılabilir e, ve tamamen de e, tam da yerine oturan bir kavram. Eğer e, bu ülkeler e, Sayın Öcalan'ın gittiği ülkeler e, iade ederken kendisini iç hukuk mevzuatlarını uygulamış olsaydı belki biz bugün e, bunun için bir komplo tanımlaması kurmamış olacaktık. Bu da aslında uluslararası dengeler tarafından bunun e, hesap edildiği ve bir e, plan çerçevesinde gerçekleştirdiğini de göstermekte. Tecrit sadece bir birey üzerinden değerlendirilebilecek bir sorun değil. Zaten Sayın Öcalan da e, hiçbir zaman kendisiyle ilgili bir eksikliğin gündeme getirilmesini, gündemleştirilmesini istememiştir. Burada mesele ben değilim. Burada mesele çözümsüz olan bir sorunun çözümü için benim rolüm ve misyonum demiştir. Asıl burada dile getirdiği şey bu. O yüzden hani biz tecritle ilgili bir avukat olarak evet bir müvekkilin orada... Avukat görüşünden yararlandırılmaması, aile telefon ve haberleşme sosyal faaliyetlerinden yararlandırılması bir hak ihlali hukuki açıdan bu tamam. Ama burada e, Sayın Öcalan'ın dile getirdiği ya da e, aynı zamanda kendisinin konumu bu çözümsüzlüğün yaratmış olduğu bir sistem aslında. Yani tecrit burada bir e, kişinin e, hukuki açıdan temel hak ve özgürlüklerini ve temel haklarını kısıtlayan bir durum doğru. Haklarının kullanımı önümün önünde ciddi hukuksal sorunlar yaratıyor doğru. Ama buradaki sorun hukuki olmaktan ziyade e, dünya konjektürünün yaratmış olduğu sistemsel bir sorun olarak değerlendirebiliriz.